İçişleri Bakanımız Sayın Murat Kurum geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ımı ziyaret etti ve en güzel müjdelerinden bir tanesi Kahramanmaraş'ımız için hemen arkamızda bulunan Yusuflar Mahallesi'ne başlatılacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları oldu efendim. Ne söyleyeceğiz bu çalışmalarla? Siz de yakından ilgileniyorsunuz. Çalışmaların ilerideki dönemi nasıl olacak? Evet. Şimdi öncelikle Kahramanmaraşlı hemşehrilerimin Cuma gününü kutluyorum. Bugün aynı zamanda Üstad Nuri Pakdil'in Mevlid töreni var. Onun için buradayız. İnşallah Mevlid'den sonra da dualar edilecek. Şimdi AK Parti hükümetleri milletvekiliyle, bakanıyla, büyükşehir belediye başkanıyla, il başkanıyla hep koordinasyon içerisinde çalıştı bugüne kadar. Yani bu yapılanlar öncelikle Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehirlerimizin tekrar ayağa kaldırılması, şehirlerimizin yenilenmesi, şehirlerimizin tarihi dokusunu koruyarak kentsel dönüşüm diyoruz. Yani yerinde tarihi dokuyu koruyarak bir kentsel dönüşüm. Şimdi sağ olsun Murat Kurum Bakanımız gelmeden önce kendisiyle görüştük, bir çalışma yaptık. Öncesinde Hayrettin Güngör Bey zaten kendisine Kahramanmaraş'a gelmeden önce Kahramanmaraş'ın meseleleriyle ilgili bir sunum yapmıştı. Yani Sayın Murat Kurum Kahramanmaraş'a gelirken ne yapıp ne yapmayacağını, ne söyleyip ne söylemeyeceğini, söylediği şeylerin hangilerinin gerçekleştirilebilir olduğunu, hatta bunun bütçesine ve mali yapısına kadar hepsini konuştuk. Ve geldiğinde de Kahramanmaraş'ımıza çok güzel müjdeler verdi. Bu müjdelerden bir tanesi de arkamızdaki Tekke Mahallesi, diğer ismiyle Yusuflar Mahallesi'nin kentsel dönüşümü. Şimdi Tekke Mahallesi'nin kentsel dönüşümü şu açıdan çok kritik. Şu anda bulunduğumuz yer Kahramanmaraş'ımızın kalbi, merkezi. Yani burada kale, burada Ulu Cami, Cami-i Kebir, burada Taş Mescit. Buranın dokusuna uygun bir dönüşüm yapılması gerekiyor. Yani bizim Tekke'deki kentsel dönüşümü oraya apartman dikerek değil, tam tersine buranın tarihi dokusunu koruyarak ve şehir merkezindeki Kahramanmaraş şehir karakterini bozmadan bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanımızla şu anda üzerinde çalıştığımız daha büyük bir planlama var. Yani Suk-ı Maraş'ın, yani Maraş Çarşısı'nın da içinde olduğu üst tarafta şeye kadar Bayındır Yokuşu, Bahtiyar. Değil mi? Bahtiyar Yokuşu. Bahtiyar Yokuşu'na oradaki tarihi dokunun da içinde olduğu şehrin karakterini, tarihi dokusunu, mimarisini koruyacağımız bir çalışma yapıyoruz. Yani yaptığımız çalışma sadece Tekke Mahallesi ile ilgili değil. Yaptığımız çalışma birinci aşamada şehrin tarihi dokusunu ortaya çıkarmak ve korumak. Çünkü çocuklarımız büyürken kişiliklerini ve karakterlerini şehrin karakterinden alırlar. Şimdi Kahramanmaraş'ın karakterini bir kere bir ne yapalım? Ortaya çıkaralım ve muhafaza edelim. İkinci olarak şehrimizin gelişme alanları, yani eğitimde, sanayide hangi alanlara doğru şehrimiz büyüyor? Bunun çalışması. Üçüncüsü ve bence en önemlisi Murat Kurum Bakanımızla da görüştüğümüz şehrin çevre varlığının, yani havasının, suyunun, ormanının, doğasının sürdürülebilir şekilde korunması. Yani eğer biz su kaynaklarımızı, atık suyu dönüştürmüyorsak ne olacak? Su kaynaklarını zehirleyecek. İşte Aksu Nehri ile ilgili de bir çalışma gerçekleşiyor şu anda. Sağ olsun Hayrettin Başkan geçmişte Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda müsteşar yardımcılığı yaptığı için, aynı şekilde Belediyeler Birliği'nde genel sekreter görevi yaptığı için, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu üyeliği yaptığı için
Ankara'ya bu konuda çok vakıf. Ve bu projelerin, bu planlamaların hayata geçmesi konusunda da beraberce çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki 4 yılın sonunda ortaya bambaşka bir Kahramanmaraş çıkaracağız. Sayın Bakanım, burada bir önemli konu da efendim. Buradaki kentsel dönüşüm çalışmaları yapılırken rezerv alanı oluşturmak için de Önsen bölgemizde aslında yeni bir yaşam alanı oluşturulacak. Burası da çok önemli. Burayla ilgili çalışmalar nasıl ilerleyecek Sayın Bakanım? Şimdi tabii öncelikli olarak işin bir planlama ayağı var. Yani planlamadığınız, fizibilitesini yapmadığınız ve şehrin entegrasyonuna uyumlu bir şekilde planlamadığınız her şey şehir için sorun haline gelir. O yüzden şimdi bu konuda Sayın Başkan bir çalışma yapıyor ve yakında planlama süreçleri devam ediyor. Yakında kamuoyuyla bunları paylaşacaklar inşallah. Efendim, son olarak Kudüs şairimiz Nuri Pakdil'i sonsuza uğurladık. Onlar eserleriyle artık ölümsüz her zaman aramızdalar. Sizin dostluğunuz, muhabbetiniz ayrıydı. Ne söyleyeceksiniz güzel usta? Valla ben Nuri abiye borçlu gittim. Yani ben Nuri abiye hatta il başkanımıza da söylemiştim. Nuri abiye benim bir sözüm vardı. Bizim bahçede dostları da toplayıp İstanbul'dan, Ankara'dan dostları, hatta planlamayı da yaptık. Evet. Dostları toplayıp ona benim bir yemek sözüm vardı. Ama maalesef bu sözümüzü gerçekleştiremedik. Nuri abinin karakteri Kahramanmaraşlı karakteri. Yani Nuri abinin hassasiyetlerine, duyarlılığına, Nuri abinin kalbine, zihnine, şiirine, diline baktığınız zaman orada Kahramanmaraş'ı görürsünüz. O yüzden biz hep ne diyoruz? Kahramanmaraş'ı anlamak için Erdem Bayazıt'a bakmak gerekir. Kahramanmaraş'ı anlamak için Nuri Pakdil'e bakmak gerekir. Kahramanmaraş'ı anlamak için Cahit Zarifoğlu'na, Kahramanmaraş'ı anlamak için Aşık Mahsuni'ye, Bahattin Karakoç'a, Abdurrahim Karakoç'a, Aşık Yener'e. Çünkü Kahramanmaraş bir edebiyat ve şiir şehridir. Şiir gibi yaşadılar ve şiir gibi öldüler. Dualarla, tekbirlerle. Allah mekanlarını cennet etsin. Bugün de mevlidimizi okuyacağız. Büyükşehir Belediye'miz de yemek ikramında bulunacak. Ramazan sonra inşallah. Allah kabrini pür nur etsin. Peki teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür.